Arkadaşlar selamlar. YouTube canlı yayınlarımda ve videolarda yorumlar kısmında sormuş olduğunuz abi Crosshair'in ne sorusunun cevabını bugün sizlere vereceğim arkadaşlar. Pek çok kişi soruyordu. Ben de yavaş yavaş oyun ayarlarımı göstererek buna başlamak istedim. Arkadaşlar kanalımın 3000 abone olması çok az kaldı. Sizlerden tek isteğim şu an videoyu izleyen tüm kardeşlerimin en azından böyle ne bileyim abone olmasa abone olursanız gerçekten çok mutlu oldum. çünkü şu an abone isteğimizi koydum alt tarafa hani videoyu izleyen kişilerin neredeyse çoğu abone olmamış abone olursanız çok sevinirim sizleri seviyorum ve bu videoya bu crosshair'e özel artı 1000 like bekliyorum arkadaşlar gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz hepinizi çok seviyorum arkadaşlar öncelikle on ayarlarından başlamak istiyorum oyunumun ekran tünü arkadaşlar tam ekranda kullanıyorum çözünürlüğü 1920 1080'de kullanıyorum ve size özeneceğim çözünürlük daha var 1289 60'da da oynayabilirsiniz Sniper oynayanlar kesinlikle bu çözünürlüğü denesin ve bana teşekkür edecekler adım gibi benim çünkü ekranı çok büyük yapıyor. Doku kalitesini yüksek yapmışım. Düşük ya da yüksek arasında çok bir fark yok. Ben herhangi bir fark göremedim çünkü. FPS zaten otomatik bunu değiştiremiyorsunuz. Antalyzing ki ben açık oynarım arkadaşlar çünkü bazen oyunda böyle çatlamalar kırılmalı oluyor. Ben 280 arası kullandığım için bunu mecburiyetten açık kullanıyorum. V-sync'i kesinlikle kapalı yapıyorsunuz. Çünkü hiçbir işe yaramıyor bu. Örnek veriyorum. Monitörünüz 280 FPS'inizi 280'e sabitlemeye çalışıyor. Ama tabii arada bir FPS drop girdiği için 270-260 ekran kastırır. Bunu açmayın. Ee, parlaklık orta derece. Bunu işelemedim. Triple Buffer ve Battle Royale için en düşük ayarlar. Bunlar ikisi kapalı. Eğer bilgisayarınız kötüyse bunu açık yapabilirsiniz ve grafik seviyorsunuz arkadaşlar. Minimum yapıyorsunuz çünkü yüksek yaptığınız takdirde silahlardaki parlamalar ve haritadaki parlamalardan dolayı rakiplerinizi görürken büyük sıkıntı çekebilirsiniz. Şimdi sese geçelim. Arkadaşlar seste ise genel ses ve ses efektlerini ortaya da şöyle ortanın biraz yükseğini kullanabilirsiniz. Diğer sesler hiçbir işe yaramadığı için ben hepsini kapatıyorum. Burayı hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Eğer mikrofonunuzdan ses gitmiyorsa burayı bilgisayarınızdaki cihazı seçip ayarlayabilirsiniz. Kontrol tıkladığım zaman arkadaşlar burayı herhangi bir şekilde ellemenize gerek yok. Çünkü burası oyunu zaten kendi vermiş olduğu standart ayarlardan bir tanesi. Belki rekabetçi oynarken mikrofonunuzu değiştirmek istiyorsunuzdur. Orada da bas konuşu farklı bir tuş alabilirsiniz. Oynanışa geldiğiniz zaman burayı da çok kişi soruyordu bana. Oynanış ayarlarım arkadaşlar. Sağ tık zoom tıklamalı. Düğün otomatik bir kapalı. Blur zoom bulur. Açık kullanıyorum. Zoom'da ekstra sesi düşürme. Bunu kesinlikle açık yapmayın. Çok kötü bir şey bu. Kapalı. Açık 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 açık. Tane açıkta kullanıyorum. Çünkü adamları vurunca daha gerçekçi oluyor. Anahtarlık gizli kapalı. Yükseltmen ön gizli FPS kapalı. Bunları açık yaparsanız FPS'iniz biraz daha artar. Benim bilgisayarım biraz iyi olduğu için ben kapalıda kullan şeyde açıkta kullanmıyorum. E, desem partikülleri gizli açık. Bu çok bazen bu desenlerde yeni gelen skinlerde desenin yan taraflarında böyle dönen pervane gibi şeyler oluyor. Onları ben o yüzden açıkta kullanıyorum. Görmek istemiyorum. Takım arkadaşı ölüm işaretini göster. Kapalı. Bu da şu arkadaşlar rakibinizi öldürdüğünüz ya da takım arkadaşınız öldü. Üstünde böyle bir şey yanıp sönüyor. Kuru kafa işareti ve dikkat bozuyor. Bunu kapalı da kullanın. Çömelme basılı tut. Fare tel kapalı. Fare hareketi yumuşatma kapalı. Bunların ikisini de kesinlikle açmayın. Hele bunu sakın açmayın. Aga. Bunu açarsanız mozu aşağı çekersiniz yukarı falan gider. Fare hassasiyetimi de 0216'da kullanıyorum. Şimdi en önemli kısma nişangah ayarlarına geliyorum. çok kişi sormuştu. Bakalım nişangah ayarlarımı kimler yapıp kullanıp gerçekten işine yarayacak. Evet arkadaşlar nişangah kodumu çok kişi sormuştu. Öncelikle nişangah kodumu soran ve benim oyun tarzım beğenen herkese teşekkür ederim. Nişangah kodumun ayarları bu şekilde arkadaşlar. Yapamayanlar için ise alt taraftaki nişangah kodumu videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan da alıp ekran yapıştırıp kullanabilirsiniz. Burası böyle arkadaşlar. Burayı hiçbir şekilde eli bozmak istemiyorum. Çünkü ayarların benim sabit kalması çok özen gösteriyorum. Ufak bir yerde değiştirdim takdirde oyun tarzımda etkilendiği için ayarlarım böyle sabit. Kulesiyer'de görmüş olduğunuz gibi basit bir artış yerde ama benim gerçekten sevdiğim bir kulesiyer. sizlerde de bunu yapıp kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar ve daha fazla adam vurmanıza olanak sağlar. Şimdi ise arkadaşlar sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Çantaya girdikten tak çantaya girdikten sonra AWP tıklıyorsunuz. Bakın burada aksesuarlarda lazer var. Bu lazer arkadaşlar silahınıza taktığınız takdirde şurada olması lazım. <laughs> alt eklenti demiş. Lazer arkadaşlar silahınıza takın. Taktığınız takdirde ekranda kuru seyirinizin gözükmesini istiyorsanız oyuna girdikten sonra L harfine basıyorsunuz. Ve ekranda lazeri kapatıp kuru seyir yapıyor arkadaşlar size. Bunu zaten çoğu kişi biliyordur ama bilmeyenler için ben söylemek istedim. Ve geçen tekrardan yayınlarımda soran birkaç kişi olmuş. Şöyle tabancamda ins adamlar ateş edince ekranda böyle kaç vurdum falan gözüküyordu. Onun da bir özelliği var. Yani şu görmüş olduğunuz ön eklentideki kuantum artı susturucu varsa silahlarınızda rakibinize verdiğiniz hasarlar üstünde sağ tarafta ne kadar vurduysanız gözüküyor. Bunu da takıp kullanabilirsiniz. Bak bak kardeşim. Bak güzel kardeşim. Bak yanım kardeşim bak. Ben burada insanlara kuru seyirlerimin ayarlarını göstermeye çalışırken siz gelip beni ataküte vuruyorsunuz. Arkadaşlar lazer nasıl kapatacağımı gösterecektim. Yanlışlıkla etrafında 4-5 kişi falan doğdu. Hemen gösterelim. L tuşuna basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ekrandaki sniper'ınız ortasındaki lazer sizin korosiyeriniz oluyor. Bakın açıp kapatıyorum şu an. Sadece yapmanız gereken L tuşuna basmak. Bu kadar basit. Bu arada adamları da perişan ettik. Çünkü lazerin etkisi bence buna göre bu daha iyi. Yani korosiyerde kullanmak her türlü size avantaj sağlıyor. Ben de o yüzden lazerde değil de korosiyerde kullanıyorum sniper'ımı. Sizler de öyle yaparsanız rakiplerinizi bir tık daha böyle daha kolay bir şekilde vurabilirsiniz. Bu da arkamdan benim. Ve arkadaşlar size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanalım neredeyse 3000 aboneye gerçekten çok yaklaştı. Ve bu kanalda arkadaşlar hem Zula hem de Valorant içerikler ürettiğim için böyle videolarımın izlenmesi genelde çok fazla olmaya başladı. Ve size bundan ötürü tekrardan çok ve çok teşekkür ederim. Hani yeni bir kanal olmasına rağmen 10 binli, 15 binli, 30 binli rakamları görebiliyoruz. Bu da benim için gerçekten çok yüksek bir rakamlar. Çok yüksek bir sayılar, rakamlar, her şeyler işte. Tık konuşamıyorum çünkü. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani verilen destekleriniz beni o kadar çok mutlu ediyor ki böyle insan video çekerken hani uğraşası geliyor yani. Ben şu an mesela eskiden çok böyle video çekesim yoktu. Ama bu vermiş olduğunuz destekler sayesinde ve motive edici yorumlarınız sayesinde ben tekrardan video çekmeye özen göstermeye başlıyorum. Hani size neden yorum yapın diyorum biliyor musunuz? Beni eleştirin gerekirse abi videoda hani bugün hiç enerjik değildim. Neden acaba falan tarzında neydi ne bileyim. Abi bir de çok keyifliydi vesaire vesaire. Böyle yazdığınız yorumlar beni hem motive ederken hem de yapmış olduğum hataları ve izleyicilerime karşı neyi doğru ya da neyi sevip sevmediklerini anlamama yardımcı oluyor. Hani sizler de bana en ufacık bir değer veriyorsanız yorumlar kısmında beni ve videolarımın içeriklerini sizler de yorumlayıp eleştirebilirsiniz. Ve bu benim için gerçekten çok işe yarayan bir şey olacak. Lan bak son verme, noskop gelir mi? Lan dur. Bak benim rakibimi sen vurursan ben seni ama burada yaşatır mıyım be kral? Kura buraymış. Altılı kombat. Bir iki adam daha vurup videoyu yavaştan sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü videoyu uzun tutmama gerek yok. Zaten bir ayar videosuydu ama böyle sniper'ı da göstermek açısından tekrar bir gelip 3-5 adam vurayım dedim. 3-5 adam vurmadan olmuyor aga. Bunun herkesteki çünkü tamamen stres atmalık bir oyun modu olduğu için böyle Pataküte vurabilirim. Bir de şey yazmış bir yorumlara. Canlı yanımda bir şey yazmıştı. Rakiplerin sana neden bıçak koşuyor? Rakiplerin sana neden ateş etmiyor? Yani rakipler bana ateş ediyor ama Görmüş oldukları gibi ateş etmelerine fırsat vermediğim için beni vuramıyorlar. Ve ben hani sanki böyle kurgu videosu çekiyormuşum gibi bir yorumlar geldi ve çok üzüldüm ben bu yorumlara. Kesinlikle kurgu videosu değil arkadaşlar. Herkeste giriyorum böyle pataküte oynuyorum yani. Ekstra yapmış olduğum farklı bir şey de yok. 17'li kombodan sonra da yavaştan videomuzu sonlandırabiliriz. Evet umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. 17'li kombomuzu da yaptık. Keyifli bir sniper oyunu da oldu. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. そうだ川島君。<ス>